Bölüm 2. İsa'nın doğumu. O günlerde Sezar Augustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardı. Bu ilk sayım Kirinyus'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davud'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine Davud'un kenti olan Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu. Çobanlar ve melekler. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, "Korkmayın," dedi. "Size tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum. Bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Ve işte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız." Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun," dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, "Hadi Betlehem'e gidelim. Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim," dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması. 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince kendisine İsa adı verildi. Bu onun ana rahmine düşmesinden önce meleğin ona vermiş olduğu isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Kudüs'e götürdüler. Nitekim Rab'bin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rab'bin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Kudüs'te Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biri olan bu adam, İsrail'in teselli edileceği zamanı özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona Kutsal Ruh tarafından bildirilmişti. Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı ve Tanrı'yı överek şöyle dedi. "Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttum. Kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp senin halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm." İsa'nın annesiyle babası onunla ilgili olarak söylenenlere şaştılar.
Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: İşte bu çocuk, İsrail'de birçoklarının düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Aşer oymağından Fanuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmıyor, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınıyordu. Tam o sırada ortaya çıkan Anna Tanrı'ya şükretti ve Kudüs'ün kurtuluşunu bekleyen herkese bu çocuktan söz etmeye başladı. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri olan Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi. İsa tapınakta. İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Kudüs'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Kudüs'te kaldı. Bunu fark etmeyen annesi babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Kudüs'e döndüler. 3 gün sonra onu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, hem onları dinliyor hem sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği cevaplara hayran kaldı. Annesi babası onu görünce şaşırdılar. Annesi ona, "Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk," dedi. O da onlara, "Beni niçin arayıp durdunuz?" dedi. "Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?" Ne var ki onlar bu sözde ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü hep dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.